Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçemizde kendiliğinden çıkan yabani semizotunun bulgurlu, soğanlı, domatesli, sarımsaklı kavurmasını yapacağız. Bahçemin otunu alırken ben bu yabani otları alıyorum. Ama bu semizotlarına dokunmuyorum. Bakın çok güzel büyümüşler. Bildiğimiz semizotun aynısı arkadaşlar. Sadece bu yabani kendiliğinden çıkıyor bahçemizde. Etrafta bayağı var. Bakın buralara ben çilek ekmiştim. Saksıların içine. Ve burada da bamyaların arasında. Buraya da bamya ekmiştim. Bamyalar bayağı büyümüş. Ama semizotları da bir kere topladım ama tekrar büyümüşler. Şimdi bakın. Bakar mısınız? Bakın burada da var. Bunları toplarken kökünden toplamayın arkadaşlar. Bakın ben dallarını alıyorum. Kökü yine kaldı orada. Burada da çok güzel var. Evet, burada da var. Yine dalından alıyorum. Dalı yumuşak zaten, tuttu mu elinize gelecektir. Köküne de fazla zarar vermeden. Burada da var. Evet, bakın. Evet, burada çok güzel olmuş. Ve kökleri de iri iri arkadaşlar. İrileşmiş. Çünkü toprağı çok güzel. Ve kökleri gevrek, yumuşak. Bakın. Bunun hem yemeğini yapabilirsiniz, hem kavurmasını yapabilirsiniz, salatasını yapabilirsiniz. Evet, çok güzel olmuşlar. Çok fazla küçüklerinde almıyorum. Evet. Çünkü onları daha sonra büyüyünce toplayacağım. Bakar mısınız? Yani eksen bu kadar güzel olmaz. Bunun ilginç bir yanı arkadaşlar. Tohumdan ektiğin zaman bu kadar dayanıklı ve sağlıklı olmuyor. Güzel gelişmiyor. Yabani olması herhalde doğaya ve çevreye, bulunduğu yere daha dayanıklı, uyumlu olduğu için gelişiyor. Kendini ona göre hazırlıyor. Bakın kocaman da şurada var. Evet. Çok güzel. Hemen bulunduğum yerde bol miktarda var arkadaşlar. Ben şimdi bunları toplayacağım. Ve daha sonra hep birlikte hazırlık aşamasına geçeceğiz. Evet. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet, daha şimdiden bayağı bir topladım. Ya bu kadar daha toplasam bana yetecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Semizotlarımızı bakın tertemiz yıkadım. Temizledim. Çok güzel. Taze taze. Şimdi işlem çok basit arkadaşlar. Burada bir su kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi. Semizotumuzun büyüklüğüne göre kazanın 3'te 2'sini hemen hemen yarısı. 3'te 2'si kadar da yok. Yarısını koydum. Su kaynamaya başlayınca bir su bardağına yakın bulgur atacağım. Semizotumuzu burada ince ince kıyacağım. Ve semizotumuzu suyun içine atacağım. Orada haşlanacak. Daha sonra ben soğanlarımı soteleyeceğim. Pembeleyen olana kadar. Ve üzerine 2 tane bol domatesli olması için domates doğrayacağım. Onlarla da soteleyeceğim. Ve en son üzerine
sarımsağını koyacağım arkadaşlar. Ve onu da soteleyeceğim. Daha sonra burada hafif böyle sertliği gitmiş olan semizotlarını ve hafif pişmeye yakın olmuş olan bulguru alacağım. Süzeceğim arkadaşlar. Daha sonra süzdüğüm bulgurlu semizotumu sotelediğim karışım üzerine koyacağım. Ve onu bir miktar kavuracağım arkadaşlar. Yeme pişkinliğine gelene kadar kavuracağım. Daha sonra servise alacağım. Siz onun üzerine yoğurt ekleyebilirsiniz. Soteleme aşamasında istediğiniz baharatlardan koyabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre zenginleştirebilirsiniz. Ben sadesini yapacağım arkadaşlar. Evet, suyumuz kaynamaya başladı arkadaşlar. Bir miktar tuz atıyorum. Sonra bulgurumu atıyorum. Semizotumuzu doğradık. Şimdi semizotumuzu atıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bulgurumuzun ve semizotumuzun sertliği kırılana kadar arkadaşlar. Hafif ateşte altını da kısıyoruz. Hafif ateşte bunun orta halde bir haşlanmasını bekleyeceğiz. Ve bu arada biz de soğanlarımızı sotelemeye başlayacağız. Evet arkadaşlar. Orada semizotumuz ve bulgurumuz öyle hafiften bir haşlanırken burada bir soğanımızı sotelemeye başladık. Zeytinyağı kullandım. Ben her şeyde zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar. Soğanımız sotelenmeye devam ediyor. Bakın burada semizotumuz hemen hemen olmuş gibi arkadaşlar. Yaklaşmış. Birazdan ben bunu süzeceğim. Ve bu arada da domatesimi doğradım. Sarımsağımı doğradım. İleriki aşamalarda onları da koyacağız. Evet arkadaşlar. Bulgurlu semizotu haşlamamız başlandı. Süzdü. Soğanımız pembeleşti. Hatta artık geçmiş. Bu domates atıyorum. Şimdi sotelenmiş harcımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Ben onlara arkadaşlar ne atacağım? Az bir şey. Kırmızı biber. Çok az da toz karabiber.
Ağzını kapatacağım. Sotemiz devam edecek. Evet arkadaşlar. Soğan ve domates sotemiz hemen hemen olduğu gibi. Sarımsağını da atıyorum. Sona yaklaşıyoruz. Biraz da kaju baharatı. Bunları ben kendi tercih ederim arkadaşlar. Siz atarsınız, atmazsınız. O sizin damaklarınızda kalmış bir şey. Evet. Rahat çalışmam için kazan değiştirdim. Diğer kazan biraz daha derinliği az olduğu için karıştırma esnasında kenarlarından aşabilirdi. Evet. Şimdi semizotumuzu sotemizin üstüne atıyoruz. Çok güzel bir şey olacak böyle tahmin ediyorum. Evet. Bulgurumuz da köy bulguru. Biraz fazlasını alıyorum. Daha sonra bunu komple edeceğim. Şöyle toplayayım. Çok güzel kokular geliyor arkadaşlar. Kısık ateşte semizotunun kendi suyunu da salması için arkadaşlar ve karışımımızın homojen olması. Şöyle küçük küçük kaynayın. Altını yakmadan ama. Tatların birbirine karışması için bir süre. Evet başladı zaten kenarlarına. Pıkır kaynıyor arkadaşlar. Evet. Kısık ateşte ama. Evet arkadaşlar. Bulgurlu semizotu kavurmamız hazır. Bakalım nasıl oldu? Beğenecek misiniz? Vallahi çok güzel gözüküyor. Kokusu da çok güzel geliyor. Bakalım. Of. Tabii bunun yanında olmazsa olmazı. Siz bunun üstüne bir iki tane yumurta da kırabilirsiniz. Ondan bu şekilde olanı seviyorum. Ve yanına yoğurdumuz da alıyoruz arkadaşlar. Gerçekten nefis. Size tadına bakayım. Gerçekten çok güzel. Nefis bir tat olmuş. Şimdi ben size yakından da göstereceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş.
Çok güzel. Evet. Harika olmuş. Yapayız. Bahçeye geldiğimde, boş kaldığımda, işim olmadığımda arkadaşlar, karnım acıktığında yaptığım şeylerden ve sevdiğim şeylerden biri budur. Yabani, yenebilen ne varsa onlardan yiyecek bir şeyler yapmak arkadaşlar. Bu hem zevkli, doğayla iç oluyorsunuz, hem eğlenceli, en güzel de sağlığınız için çok güzel arkadaşlar. Bunu yabani semizotunun faydaları saymakla bitmez. Bilgi şimdi insanlara çok yakın. Herkes istediği gibi ulaşabiliyor. Herkesin elinde bir şekilde bir telefon ya da bilgisayar var. İnternetten, araba motorlarından, sosyal medyalardan baktığınızda ne kadar faydalı, ne kadar yararlı olduğunu görebiliyorsunuz. Arkadaşlar, bir çalışmada daha benimle beraber oldunuz. Benim bu amatör çalışmama katıldınız. Zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.